Değerli uzmanına soru izleyicileri hoş geldiniz. Bugün konumuz engelli çalıştırma yükümlülüğü ve koşulları. Değerli uzmanımız Sündüz Kaya bizlerle. Hoş geldiniz Sündüz Hanım. Hoş bulduk Mehmet Bey, sağ olun. Sündüz Hanım, bize izleyicilerimiz sizi tanıması için çok kısa kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Sündüz Kaya, ben yaklaşık 5 yıldır Sistem Global bünyesinde çalışmaktayım. Bordro müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Sündüz Hanım, engelli personel çalıştırma yükümlülüğünden kanuni tarafıyla giriş yaparak bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 4857 sayılı kanun kapsamında 30. maddesiyle engelli çalıştırma yükümlülüğü gelmiştir aslında. Daha önce kamu sektöründeydi, daha sonra özel sektörde de bir zorunluluk haline gelmiştir. 50 ve üzerinde işçi çalıştıran tüm işyerleri engelli çalıştırma zorunluluğundadır. Buradaki oranımız da %3'tür. Yani 50 ve üzerinde iş yerimizde çalışan varsa en az %3 oranında engelli personel bulundurmamız gerekiyor. Burada tabii ki aynı il sınırları içerisinde birden çok iş yerimiz varsa eğer, orada da toplam personel sayısı üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Yani, farklı illerdeysek oradaki il bazında değerlendirmemiz gerekiyor. İstanbul ilinde 10 şubemizde 100 kişi çalışıyorsa 3 kişi çalıştırmalıyız. Ama aynen. Malatya'da bir iş yerimiz daha varsa o İstanbul toplamına dahil değil. Değildir, aynen öyle. İşveren peki engelli personeli nasıl buluyor? İşveren engelli personeli ya kendi arama kanallarıyla yani CV tarama yöntemiyle bulabilir. Veya İşkur'a, Türkiye İş Kurumu'na müracaat ederek, engelli açığını bildirerek oradaki engelli açığını doldurmak için uygun adaylarla görüşüp istihdam yaratabilir. Orada peki engelli iş arkadaşlarımız için koşullar nelerdir? Yüzde kaç engelli olmak gerekir? Aslında engelli çalıştırmak için en az %40 oranında engellilik durumu bulunması gerekiyor personelin. Orada da tabii derecelendirmeler var. %40 ile 60 arasında engelli varsa eğer %40, 60 ile 80 arasındaysa ikinci derece engelli. 80 ve üzerindeyse birinci derece engelli statüsünde çalıştırabiliriz personeli. Peki engelli İş arkadaşımızı bulduk. Onun işe girişinde nelere dikkat etmemiz gerekir? Aslında öncelikle tabii ki engeline uygun işlerde çalıştırmamız gerekiyor. Örneğin görmesiyle ilgili bir engel varsa tabii ki ona onu zorlamayacak bir işte istihdam etmeliyiz. Aynı zamanda SGK tarafında da işe giriş bildirgesini verirken engelli butonunu işaretlememiz gerekiyor. Akabinde de işverenler sisteminden engelli olduğuna dair onay verip İşkur'da İşkur sitesinden de kaydını yapmamız gerekir. Burada ilgili vergi indirimleri var. İlgili vergi indirimlerinden tüm engelli çalışan arkadaşlarımız faydalanabiliyor mu? Aslında tüm engelli personel faydalanamaz. Şöyle ki biz diyelim ki personelimizi işe aldık, engelli statüsünde çalıştırıyoruz. Engelli vergi indiriminden faydalanması için vergi dairesinden bir yazı alması gerekiyor. Bu da şirketimizin adına olması gerekir. Vergi dairesine gidecek. Ben işte şu şirkette çalışmaya başladım. Bu şirketten engelli vergi indiriminden faydalanmak istiyorum dediğinde bir yazı verecekler. Onu da işverene ibraz ettikten sonra engelli vergi indiriminden faydalanabilir durumda olacak. Bir de asgari ücret konusu var. Asgari ücretli çalışanlarımızın vergi indirimi konusu nasıl olacak peki? Aslında asgari ücretliler de vergi indirimi uygulanabilir. Ama biliyorsunuz şu anda asgari ücret gelir ve damga vergisinden muaf, asgari ücret tutarında ücret alan personel. Ama orada herhangi bir ek ödemesi olması durumunda vergi matrahında bir artış olacağı için oradaki artıştan sebeple de engelli vergi indiriminden faydalanabilir durumda olacak. Asgari ücretin üstüne çıkan kısımla evet, ilgili. Evet, asgari ücretin üzerinde olan kısımlarla alakalı. Asgari ücretle çalışanların da engelli vergi indiriminden yararlanma koşullarını anlamış olduk böylelikle. Çok teşekkür ederiz Sündüz Hanım. Rica ederim, sağ olun. Değerli uzmanına soru izleyicileri, bugün değerli uzmanımız Sündüz Kaya bizlerleydi. Engelli personel çalıştırmakla ilgili yükümlülüklerle ilgili bizi bilgilendirdi. Kendilerine, huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyoruz.